Anne adaylara dikkat! Sıradaki haberimiz sizleri yakından ilgilendiriyor. Bakın hamileliği yaz dönemine denk gelenleri nasıl tehlikeler bekliyor, ne önlemler alınması gerekiyor. Ve ayaklarında şişkinlik, damarlarda genişlemeye bağlı aşırı hassasiyet vardır. Hamilelik zor ama yazın hamile olmak çok daha zor. Bütün gebelerde vücut direnci düşüktür. Gebeliği yaz aylarına denk gelen hanımlar bu dönemi rahat atlatmak için neler yapmalı? Havaların ısınmasıyla birlikte özellikle gebelikte bir takım rahatsızlıklar. Yaz hamileleri ne yemeli, ne giymeli, nasıl uyumalı? Bana başvuran gebelerin en büyük şikayeti... Bütün bu soruların ve çok daha fazlasının yanıtını operatör doktor Cevahir Tekcan Magazin 8'e verdi. Havaların ısınmasıyla birlikte özellikle gebelikte bir takım rahatsızlıklar artmaya başlıyor. Hamilelik zaten kadını hem fiziksel hem ruhsal olarak değiştirirken bir de üstüne sıcaklar eklenince tehlike çanları çalmaya başlıyor. Bunlardan en önemlisi hastaların sıcaklık hissi, mide şikayetleri, özellikle reflüler, işte el ve ayak ayaklarında şişkinlik, uyuyamama gibi şikayetler yazla birlikte daha sık görmeye başlıyoruz. Hamileliği yaz dönemine denk gelenlerin evden çıktıkları saatlere bile dikkat etmesi şart. Havaların çok sıcak olduğu zamanlarda dışarıda işleri varsa sabah saatleri ya da akşam serinlik olan ekinti ya da akşam saatlerini seçmeleri öneriliyor. Anne adayları aslında çekecekleri tüm sıkıntılara razı. Tek istedikleri bir an evvel bebeklerini sağlıklı olarak kucaklarına almak. Ama anne sağlıklı olmazsa bebek de sağlıklı olmuyor. Bol mutlaka sıvı tüketmesi gerekiyor ve bunun için de susamış olmasına gerek yok. Yani durmadan elinde bir pet şişeyle ya da bir su şişesiyle gezmesi öğreniyor. Bu olabildiğince bol su tüketmesi gerekiyor. Sıcak neyse de şu şişen el ve ayaklar olmasa dediğinizi duyar gibiyiz. Şimdi sıcaklığın artışıyla birlikte özellikle bana başvuran gibilerin en büyük şikayeti benim elim şişiyor, ayaklarım şişiyordur. Çünkü gebelikte el ayak şişmeleri aslında normal karşılanan şeylerdir. Bunlardan bir tanesi işte yeteri kadar protein tüketmemek sonucu oluşabilir bu şişkinler. Diğeri de zaten gebelikte gördüğümüz damarlarda genişlemeye bağlı ödemler oluşabilir. Anne adaylarının bu şişliklerden kurtulması mümkün değil ama hamilelik süreçlerinin daha konforlu geçmesi sağlanabilir. Özellikle el ayaklarda şişmeleri engellemek için tuzu biraz azaltmaları gerekiyor ama tümüyle kesmeleri gerekmiyor. Çünkü bebek ve anne için faydalı tuz aynı zamanda. Güneş ışınlarını öylesine keskin bir şekilde üzerimize gönderiyor ki bazen incecik bir tişört bile insana fazla geliyor. Kaldı ki hamile hanımlar bir de 10 kiloya varan yük taşıyor. İşte burada giyim kuşamın önemi devreye giriyor. Dışarıya çıkarken özellikle pamuklu, keten türü, teri emen ve kendisi ferah içerisinde hissedecek kıyafetleri tercih etmeleri önemli. Hamilelik boyunca bebek annesinin kaynaklarını kullanarak besleniyor. Bütün gebelerde vücut direnci düşüktür. Çünkü içlerinde kendi genetik materyallerine %50 yabancı bir bebeği taşırlar. Bu da anne adaylarının güneş, rüzgar gibi dış etkenlere karşı daha hassaslaşmasına neden oluyor. Gebelikle birlikte güneş ışığına aşırı hassasiyet vardır. Özellikle ciltte lekeler çok meydana gelebilir. Bundan korunmak için, yüzlerini bundan korumak için güneş koruyucular ve şapkayla dışarıya çıkmaları önerilmektedir. Sağlıklı hamileliğin yolu sağlıklı uykudan geçiyor. Ama yaz aylarında sıcak havalarda uyumak zor. Doktor Cevahir Tekcan'ın hamile hanımlara bu konuda da bazı tavsiyeleri var. Akşama bırakmamasını, gün içine yaymasını öneriyoruz. Çünkü akşamla artan mide şikayetleri, işte bu reflüler olsun, gaz şikayeti olsun, onların gece uykularını etkiliyor.